Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte pazarlama mağazanızı ne satılara nasıl entegre edebileceğinize ve ne satılara entegrasyon üzerinden pazarlama mağazanıza nasıl ürün yükleyebileceğinize dair içerikleri inceleyeceğiz. Bunun için öncelikle ne satılara entegrasyon paneline giriş yapmanız gerekiyor. Eğer ki daha öncesinde bir ne satılara entegrasyon veya ne satılır üyeliğiniz mevcut değilse sağ üstte bulunan kaydol butonundan üyelik kaydınızı gerçekleştirebilir. Mevcutta bir üyeliğiniz varsa da üye giriş butonuna üyelik girişini sağlayabilirsiniz. Üye girişini sağladıktan sonra ne satılır entegrasyon panelinde sol menüden ayarlar, entegrasyon ayarlarına tıklıyoruz. Entegrasyon ayarları sayfası açıldıktan sonra pazar yeri alanından pazaramayı seçiyoruz. Ne satılır entegrasyon bizden pazarama mağazamızın API kullanıcı adı ve API şifresini istemekte. Bunun için pazarama mağazamızın satıcı paneline giriş yapıyoruz. Pazarama mağazamızın satıcı paneline giriş yaptıktan sonra sağ üstte bulunan kullanıcı adımızın yer aldığı alanda hesap bilgileri alanı. Hesap bilgileri alanı açıldıktan sonra üst menüden entegrasyon bilgileri alanı atlayarak API kullanıcı adımız ve API şifre bilgilerimize ulaşabiliyoruz. API kullanıcı adımızı kopyalayarak ne satılır entegrasyondaki API kullanıcı adı alanına yapıştırıyoruz. API şifremizi de kopyalayarak ne satılır entegrasyon panelinde yer alan API şifre alanına yapıştırarak kaydet butonuna. Kaydet butonuna bastıktan sonra ne satılır entegrasyon tarafından bize bilgileriniz başarıyla güncellendi uyarısı vermektedir. Pazarama API süreçlerimizi tamamlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte pazarlamaya nasıl ürün yüklerim? Eğer ki pazarlamaya var olan ürünlerinizi yüklemek veya linkten ürün yüklemek istiyorsanız sol menüden ürün işlemleri bölümünden ürünler sayfasını açıyoruz. Ürünler sayfası açıldıktan sonra her ürünün sağında bulunan pazarlama logosunu tıklayarak veya linkten ürün yükle diyerek de pazarlamaya yükle diyerek de pazarlamaya ürün yükleyebiliriz. Bizler örnek bir var olan ürünümüzü yükleyelim. Bunun için pazarlama logosuna tıklayarak ürün yükle butonuna basıyoruz. Ürün yükle butonuna bastıktan sonra zaten ürünün bütün bilgileri neredeyse ekranımıza yansıyor. Bizler burada önemli olan ürünü yükleyeceğimiz kategoriyi seçmek, fiyatımız varsa fiyatımızı değiştirmek istiyorsak fiyatımızı değiştirmeliyiz. Daha sonrasında ise ürünleri pazarlamaya gönder dememiz gerekiyor. Örnek olması açısından ben bir kategori seçiyorum. Şöyle kablo yazayım. Herhangi bir kategori seçeyim. Sizler doğru kategoriyi seçin. Model kodu alanına A yazalım. Ve bir marka seçelim. Bizim bu ürün için pazarlamada bir markamız tanımlı değil. Pazarlamada markayı tanımlamamız durumunda ise otomatik olarak gelecektir. Ben şu anda diğer markasını seçtim. Ve ürünün açıklaması dahil birçok alan otomatik olarak geldiği için benim tek yapmam gereken ürünleri pazarlamaya gönder butonuna basmak. Ürünleri pazarlamaya gönder butonuna bastığımda ise yeşil alanda başarılı yüklenen ürün sayısı 1 olarak karşıma çıkmaktadır. Artık bu ürünümüzü pazarlama mağazamıza yüklemiş bulunmaktayız arkadaşlar. Pazarlama mağazanızı ne satılır entegrasyona entegre etme süreçlerini ve pazarlama mağazanıza ne satılır entegrasyon üzerinden ürün yükleme süreçlerini incelemiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.